Merhaba sevgili yengeçler. Selamlar sevgili yengeçler. Nasılsınız, iyi misiniz? 2014'e hoş geldiniz. 2014'ün çok önemli Ocak ayı yengeç oğlak burcu için çok önemli bir yeni ay ve dolunay dönemi içindeyiz. Demet ne diyorsun? Gökyüzünde biraz karışık açılar var. Aslında yengeç burcunun üzerinde Jüpiter biraz rahatlatmasına rağmen Ocak biraz zor geçebilir. Ne dersin? Evet sevgili yengeçler, sizin için yılın önemli bir zamanı. Oğlak yeni ayıyla başlıyoruz yıla. 10 derece oğlak burcunda 1 Ocak'ta yeni ay doğacak. Yengeç burçlarının tam karşıt evinde oluyor. Bu yeni ay özellikle Plüton, Uranüs, Mars'ın sert etkilerinin olması nedeniyle önemli ve güçlü bir yeni ay. Bunun yanı sıra Venüs yengeç burcunun tam karşısında retro harekette şu sıralarda. İlişkilerle aşk ve ilgili yapmış olduğun yengeç, yükselen yengeç veya ay ay doğum haritasında çok kötü pozisyonlarda olan kişiler daha önce yapmış oldukları ilişkilerle ilgili hatalar varsa çok ciddi yüzleşecekler ve çok ağır bedeller ödeyecekler. Çok net ve açık. Yanlış bir evlilik yaptıysan boşanırsın. Yanlış bir duygusal ilişkin varsa o duygusal ilişkin biter. Yanlış bir iş ortaklığına girdiysen o iş ortaklığında çok ciddi problemler yaşarsın. Yani işi çok ciddi almak zorundayız. Evet. Çünkü bu Plütonlu bir yeni ay. Evet. Yengeç burcu çok dikkat edin. Plütonlu yeni aylarda karşı çıkamayacağın bir güçle karşılaşırsın. Dönüşüm demek. Yani kadersel. Yani damacımı yok. Kimse sana acımaz kısacası. Evrensel mekanizma içinde sistemde hata yaptıysan bedelini çok ağır bir şekilde ödedir. Eğer hata yapmadıysan, gerçeği söylemek gerekirse bu yeni ay dönemi hafif geçer. Evet. Hafif geçer, yumuşak geçer, hakel işlerle geçer, iş ortaklıkları, birlikte aldığın hizmet aldığın insanlar, birlikte çalıştığın insanlar, bu konularla ilgili etkilerle karşılaşabiliriz. Pek çok genç, yengeç burcu bu dönemde evlilik teklifi arabilir. Aman dikkat! Bu dönemde alınacak evlilik teklifleri ileride çok ciddi sorunlara sebebiyet verebiliyor yengeç burçlara. Öyle her genç kızın rüyası zeytine dikiş makinesi 22-23 yaş safra içinde sakın yaklaşmayan çok tehlikeli bir yeni ay döngüsü için. Yaşça büyük teklifler de gelir değil mi? Kendisinden yaşça büyük kişilerin retrograde bile. Venüs oğlak yaşça büyük kişilerin ani evlenme teklifleri falan gelebilir. Ya şimdi gökyüzü iyi pozisyonda olsa sorun değil, gidin evlenin arkadaş. Hiç sorun değil ama Plüton var burada, yani Plüton olduğu zaman çözemeyeceği bir sorunla karşı karşıya kalabilir. Ve yengeç burcunda dolunayı var ardında. Arkasında 16 Ocak'ta yengeç burcunda dolunay var. Hadi onu da yorumlayalım. 25 derece yengeç burcunda olacak bu dolunay sevgili yengeçler. Özellikle burcunuzun son derecelerinde doğduysanız Venüs ve Mars'ın kare açısı var dolunay sırasında gökyüzünde. Venüs retro ve retro Venüs'e Mars kare yapıyor. Yine küçük ilişkiler gündemde. Kadın erkek ilişkileri gündemde. Kadın erkek ilişkileri, iş ortaklıkları, işte ortak para kazançları ile ilgili konular çok fazlasıyla gündemde. Venüs Mars karesi olduğu için duygusal ilişkilerde olabilecek çatışmalar, sen ben kavgaları, ortaya çıkabilecek ekstra bilinmeyen olayların ortaya çıkması anlamına görünüyor. Çok duygusal bir dolunay. Evet. Çok duygusal bir dolunay olduğu için insanlar arasında kavgalar, tartışmalar, çatışmalar olabiliyor. Bak bilinçokurunan arkadaşlar şeylerinden biri, maskotlarından biri Gaya kızımız geldi. Bu British Short ile bir eksotik short ile kızım. Tattım, yengeç burcunu sen de mi konuşmak istiyorsun? Aslında seni aslan burcunda bekliyorduk biz. Küçük aslancığım benim. Çok da tatlıdır kendisi. Geçsin ya, ne olacak? Bilinçokuru hayvanlara her zaman yardımcı olur. Hayvan koruyucusu kişilerden oluşmaktadır. Elden geldikçe de barınaklara ve çeşitli hayvan yurtlarına da bilinçokuru olarak elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışmaktayız. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Evet. Yengeç burcundaki 20 Ocak'ta Güneş Kova burcuna geçiyor. Güneş'in Kova burcuna geçmesi, daha önceden 11 Ocak'ta Merkür'de Kova burcuna geçecek bu ay. Parayla ilgili konular, borç, kredi, banka işlemleri gibi konular biraz ayın 20'sinden sonra daha fazla gündemde olabilir. 30 Ocak Kova burcu yeni ay ya. Evet, bu yeni ayla birlikte belki bir ekstra gelir kazancı olabiliyor. Gelir kazancı veya işte bir prim alacak ya. Prim bir kısmı alabilir. Prim alacak. Şubat priminiz iyi oluyor arkadaşlar. Ocak'ta ilişkilerden tokatlandınız ama Şubat'ta biraz para gelecek. Onda yeni ayda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Hoşça kalın. Güle güle.